Evet, Kaş'a geldik. Çarşıdayız, gelir gelmez. Çukurbağa Yarımadası'ndan Kaş'a giden bu güzel çiçekli yol. Her köşede bir manzara. Şurada görülen mavi şezlonglarda Hidayet Koyu. İnce Boğaz plajına geldik. Bu yıl açılmış halk plajı olarak. Şöyle Çukurbağa Yarımadası'nın en dar olduğu kısımda bu taraf ve diğer taraf İnce Boğaz. Böyle belediyeye ait çok güzel bir plaj. Bu arada Eylül'ün ikinci yarısına girmemize rağmen Kaş aşırı sıcak. Böyle güzel bir Çukurbağa Yarımadası'nın manzarasıyla. Bakalım şezlong fiyatları nedir? Sizlerle paylaşalım. Bir şezlong 30 lira, şemsiye 30 lira. Ne kadar ne almak istiyorsanız 30'lar lira. Duşları var. Karşı tarafı da böyle bakir bir koy, şezlongsuz. Şemsiyenizi, halınızı alıp gelebilirsiniz. İnce Boğaz plajını belediye bu sene işletmeye başlamış. Dün oradaydık. Hem Çukurbağa Yarımadası'nın Kaş'a bakan tarafında hem de diğer tarafa bakan, açık denize bakan tarafında denize girme fırsatımız oldu. Kaş'a bakan tarafı Ölü Deniz gibi bayağı sığ, çocuklar için birebir tavsiye ederiz. Orayı doldurma yapmışlar. Diğer taraf ise, açık denize bakan taraf ise orada herhangi bir işletme yok. Yani belediye de bakmıyor oraya. Tamamen karavancılar, kampçılar, işte normal halk plajı. Orayı da kullanabilirsiniz. Orası da güzel. Orada denize girdiğimde dün sol taraftaki açığa giderken, kayalık kısma giderken kıyıdan bayağı bir açıldım. Görünen en uç kısımdan geriye doğru, kıyıya doğru dönerken karetta karetta gördüm. Bu dönem karetta karettaların yumurtlama dönemiymiş. Bayağı kafa kafaya çarpışacak gibi olduk. Her zaman da yanımda GoPro oluyor. O an şansa yanımda GoPro yoktu. Çektim. Karetta karetta mı? Karetta karetta. Çiftleşme döneminde kızgın da olabiliyorlarmış, saldırgan da olabiliyorlarmış. Buna da dikkat etmenizde fayda var. Bu anımı sizlerle paylaşmak istedim. Hadi Kaş'ı gezmeye devam edelim. Her yıl olduğu gibi yine Hidayet'e geldik. Burada özel işletme var biliyorsunuz. Bakalım bu yıl ücreti ne kadar? Evet, öğrendik. Şezlong 100, şemsiye 20. Buranın en sevdiğim yanı yumuşak şezlongları. Nereden? Evet. Helor. Sana iyi bir haberim var. Ne? Çektin. Karetta karetta mı? Karetta karetta. Yine mi gördün? Evet. Bu kadar. Allah. Çektim. Dünkü kadar büyük değil galiba. Vallahi dalmış kadar oldu nereden. Dünkü kadar büyük değil ama güzel yani. Çok keyifli kaldı. Vay. Denizin üstüne çıkıyor falan. Geliyor. Kutlayalım bunu.
Şöyle Kaş merkez. Meis odasına da geçebilirsiniz. Acentalar var. Küçük Çakıl ve Büyük Çakıl plajlarına da gittik. Küçük Çakıl plajı çok gerçekten çok küçük bir alan. Plaja girilebilecek kısım. Şezlongsuz halk plajı. Kaş'ta çok bilinen Derya Beach'in hemen yanı. Zaten o kadar küçük bir alan ki biz böyle kaçırdık. Yan yana bir sürü beach var. Beach Club. Böyle çok müzikli alanlar. Oraları da tercih edebilirsiniz. Küçük Çakıl'ın hizasında. Fıstak fıstak. Bu beachlere gelip müzikli bir plaj geçirebilirsiniz. Müzikli bir, eğlenceli bir plaj günü. Ya aslında plaj değil. Merdivenle iniliyor derin deniz. Ve burası da Küçük Çakıl'ın az ilerisinde Büyük Çakıl plajı. Burada şezlonglar var. Bu işletmelerde de kişi başı giriş 100 TL. Liman ağzına da merkezden küçük dolmuş tekneler kalkıyor. Zaten direkt göreceksiniz şu ilerideki kulübede. Liman ağzı tekne servisi. Liman ağzı beach servisi. Şimdi buradan hop gidelim. Sabah 9'dan akşam 6.30'a kadar gidiş dönüş 100 TL. Ben sen nereye gidiyorsunuz böyle? Liman ağzında Bilal'in yerine geldik. İki farklı yer bulunuyor. Hatta üç mü ya? Hiç diğerlerine gitmedik ama tekne devam ediyor yani yan yana işletmeler. Hangisine inmek istiyorsanız iniyorsunuz. Buradaki ücret de restorandan 200 liraya kişi başıma. Evet, harcama yapmanız gerekiyor. Aynen. Ki şezlong şemsiye ücreti ödemeyesiniz. Evet, o zaman ücretsiz oluyor. Evet. Zaten bütün gün geçireceksiniz illa ki 200 lira ödenir yani yemek, içmek. Evet. Taksilerle, minibüslerle Kaputaş'a gidebiliyorsunuz. Kaputaş'a, Patara'ya minibüsler var, taksiler var. Kaputaş'tan Kaş'a doğru gelirken, Kaş'a daha yakın bir konumda Akçagerme plajı var. Bu plajı da tercih edebilirsiniz. Belediyeye ait bir plaj yine.
belediyeye ait olduğunda fiyatlar gayet uygun oluyor. Şöyle otoparkı da var. Açılış 8, kapanış akşam 8. Şezlong 30. Şurada hasır altı şezlong 50. Ve localar varmış. Localar da 200'müş. Burası da Seyret Çakıl plajı. Kaş'a doğru giderken Kaputaş'ı geçince burada küçük bir plaj var. Şezlongları var. Öyle. Locaları var. Güzel bir alternatif olabilir sizler için. Umarım bu yeni Kaş videomuzu beğenmişsinizdir. Bir önceki Kaş videomuzu da izlemeyi unutmayın. Onun bir güncellemesi, 2022 güncellemesini yaptık. Birazcık geç oldu. Belki Ekim ayında izliyorsunuzdur ama umarım seneye için faydalı olur. Ayrıca Kaş Kakao'a tekne turu videomuzu da izlemenizi öneririz. Kaş'ta yapılacak muazzam aktivitelerden bir tanesi bu. Beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki kısa bir molada görüşmek üzere. Hoşçakalın.